Marbubuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Total War Warhammer 2'de Canavar Adamlar serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölüm canlı yayında çekilen bir bölümde ama bu bölümde sadece ben varım ve maceramıza kaldığımız yerden devam ettiğimizi söylemek isterim. Efendim, öncelikle geçen bölümlerde ne oldu dilerseniz kısaca bir bundan bahsedelim. Cücelerin Doğu Kırgıbayır, Batı Kırgıbayır bölgelerinde esasında orklara ait olan bölgelerdeki bütün üstünlüğüne son verildi. Bu diyarda, buranın tam olarak lokasyonu nedir bilmiyorum, Warhammer evrenindeki tanımı nedir bilmiyorum ama bu diyarda genellikle canavarlar yaşıyorlar. Hani şu Güney Kırgıbayır tarafları da normal şartlar altında orklara ait, ancak buranın alt tarafında kadim krallar yaşıyorlar. Bura kadim kralların, şurası dinozorların ve fare adamların, burada elfler var, tam şu köşede bir elf ailesi yaşıyor, burada şövalyeler var, sahiller falan da şövalyelere ait, Sartosa korsanları falan filan, buralar yani birazcık kalabalık. Cücelerin buradaki üstünlüğüne tamamen son verdik. Bir tek Doğu Sınır Prensliklerinin oradaki Akendorf şehrini elinde tutuyorlar. Sonrasında komple cüceler burada bulunan Güney Boz Dağları bölgesine hapsedilmiş olacaklar. Bizim de amacımız bu. Ve burada bulunan asker toplayan ordumuzla beraber, ki kendileri gerçekten kuvvetli askerler topluyorlardı, özellikle Saigor miktarını arttırmak bizim inanılmaz derecede işimize yarayacaktı. Saigor miktarını 10'a, Minotaur miktarını da 5'e çıkartıyorduk ve yani burada hangi cüce krallarını devirdik, ne kadar cüce devirdik sizler biliyorsunuz. Bayağı savaş Evil Side için iyi gidiyordu ama tabii ki burada dikkatli olmak zorundayız çünkü Asırlık Meşe etrafında tek bir bayrak altında toplanan elfler ve gitgide gücüne güç katan Bretonya krallıkları bize karşı bir savaş hazırlığı içerisinde olabilir, ki öyleler. Yani bizi yok edebilirler. Yani tam doğru şekilde söylemek gerekirse böyle ifade etmek lazım sanırım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için babuşlar. Ve şimdi turu atlayarak devam edebiliriz. Amacım önce cüceleri ortadan kaldırmak. Cüceler ortadan kalktıktan sonra imparatorluğa yükleneceğim komple. Ve imparatorluğun da işi bittiğinde sıra en nihayetinde sevgili Bretonya Devleti'ne gelecek. Ve Bretonya Devleti'ni alt etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz serinin başlarında Bretonya kralları bize inanılmaz derecede acı çektirdiler. Kaos ırkı nerede bilmiyorum. Ve bizim müttefiklerimizle savaşta mı onu da bilmiyorum. Şu an güç dengelerini görüyorsunuz turlar geçerken. Elf krallıklarıyla, efendime söyleyeyim Bretonya krallıklarıyla ve imparatorlukla aramızdaki güç dengesi neredeyse eşit gibi. Ama tabi bu toplam ordu kapasiteleri. Ki bizim ezen sürüleri gidip cücelerden artta kalanları falan da temizlemişler. Gayet güzel. Kazra Karak cüceleri Karak Hirni de şey yapmış ve Çirkin Şaman burada göreve hazır. Oo. Babacım, Çirkin Şaman göreve hazır da bir şey diyeceğim. Çirkin Şaman nasıl bu gruba dahil olabilir ki? Çirkin Şaman bu gruba dahil olamaz çünkü mümkünatı yok öyle bir şeyin. Şimdi bir saniye. Buradaki adamıma biliyorsunuz burada bir Battle Mage'imiz vardı. Sen Battle Mage miydin, normal şey miydin ya? Yani savaşçı ve büyücü özelliklerimi taşıyordu yoksa sadece büyücü müydü? Galiba sadece büyücüydü abi. Şu tersine evrimi bir araştıralım bakalım. Çoklu savaşçılara karşı güçlü olan bir büyü. Pekala, şöyle bir büyü gücünü arttıralım. Savaşlarda iyice iş yapsın. Sen neredesin çirkin şaman ya? Ha evet, burada. Ama senin yeteneğin komple büyü gücünden ibaret. Seni ne yapacağız? Komple büyü yapmıyor musun abi? Senin olayın büyü gücü. Hiç aşağıdaki yeteneklere vermedik ki. Yo, aslında vermişiz aşağıdaki yeteneklere. Ordunun önünü kesebiliyor, yozlaşma yayabiliyor, gözcülük yapabiliyor, birimlere zarar verebiliyor falan. O zaman bu arada cüceler ittifaka bir yenisini kattı ya. O ittifaka yeni katılan Karakirin cüceleri neredeydi? Onların da bir evini görmek lazım. Ya cücelerin artık yerleşim yeri sayısı daha fazla oldu diye tahmin ediyorum. Ha evet, şu
Migdal, Vongal, Barak bölgesini de aldılar galiba. Zaten onların mıydı bilmiyorum da. Şu adamımızı bir Bretonya'yı falan gözlemlemek için yollayalım mı? Hem Bretonya'ya bir bakalım, hem elflere bakalım. Asırlık Meşe'deki elfler neler yapıyorlar? Ne şekilde ilerliyorlar? Hem elflere bakalım, hem diğerlerine bakalım efendim. Ve buradaki ordunun artık herhangi bir asker takviyesine ihtiyacı yok. Buradaki orduyla Grunburg bölgesine saldırabilir ve Grunburg'u komple yerle bir edebilirim ki savaşı otomatik yapabiliriz. Grunburg yerle bir edilmeye çok müsait. Ya hatta canları biraz azalmış, o can azalması durumu da olmazdı da. Bakma biz şey yaptık, otomatik savaştık. 7300'ü mü alsam, grup büyümesini mi alsam? 7300 al ya, büyümeyi kendi kendine gerçekleştirir yavaş yavaş. Abi buradan böyle bütün hepsini tık 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 vura 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 yıka yıka gideceğim. Ve Kazrak tek gözü de şurada ışınlana ışınlana bir ilerletelim. Buralara bir de şeyler oturdu. Kadim krallar oturdu. Burada yürüyen ölüler var. O ölülerle ne yapacaksak artık. Ve vahşet boğası seviye almış durumda. Abi 79 level bir vahşet boğası var yanımızda. Yakın dövüş savunması ve zırhı full. 158 zırhı var. 69 yakın dövüş savunması var. 95 de liderliği var. Yani ölümüne kaçmayan bir birlik ya kendisi. Bak şurada ben yakın dövüş savunmalarını göstereyim. Devin bile yakın dövüş savunması 33. Saigorların yakın dövüş savunması 30. Minotaurların yakın dövüş savunması 43. Bizim Lord'un 84 ve yanımızdaki yardakçının Minotaur'un 69. Çok güzel bir rakam bu. Üstelik zırhı bizim Lord'un zırhından bile fazla. Hey yavrum hey be. Vallahi birlikleri güzel ilerletmişiz. Hadi bakalım şurada bir turu geçelim. Ben şimdi burada insan krallıklarını darlıyorum ama insan krallıklarını darlamadan evvel bir bakmaya çalışıyorum. Bretonya buraya doğru desteğe geliyor mu? Ben şimdi tamam eyvallah imparatorluğu yıpratırım. Ama Bretonya krallığı tarafından tekrardan sıkıştırılırsam işler benim için hiç iyi olmaz. İmparatorluğun ya da cücelerin kökünü kazıyabilecek miyiz acaba ya? Aklımdaki en büyük sorulardan biri bu. Belki bir üçüncü ordu bile kurulabilir ama muhtemelen vampirler Nuln şehrini almaya geliyorlar bu arada. Nuln ve Grunburg, özellikle Nuln şehri çok önemli, değerli bir şehir diye tahmin ediyorum. Vampirler buraya yerleştiklerinde bayağı fayda sağlayacaklardır. Sen neredesin be? Aa, bu kaos ırkından biri galiba. O Sartosa korsanlarına falan daldılar mı? Sartosa korsanları yamulmuş durumda. Gerçi yamulmuş durumda dediğime bakma. Bu Sartosa garnizonunda bir adamlar var. Yani bunlarla savaşmak ölüm gibi bir şey. Özellikle şu nekrolit heykeli falan var ya. Yani Sartosa'nın başkentine saldıracak adamın vay haline. Lucinni'de neler var yani? Bu elemanların birlikleri kimlerden oluşuyor? Yağma avcıları, yağmacılar. Bunlar şey, kaosun birlikleri ya. Yağmacılar, yağma avcıları falan, bunların hepsi kaosun birliği. Nuln şehrine bir ilerleyelim mi? Harabeleri araştırmak için. Normalde gözlem yaptıracaktım ama önce bir harabeleri araştıralım. Harabede ne var? Evet, ben bunu çözemeyip oturacağım galiba şapa. Ne yapmam lazım yani, hepsini merkeze mi oturtmam lazım? 3 renk kablo var, böyle hepsinin belli bir yeri mi var? Hepsini kafamda yere mi oturtacağım bir yere? Aynen, galiba hepsini kafamda bir yere oturtmam lazım abi. Peki benim burada hangi renk kablonun nereye gittiğini söylemem gerekiyor. Üçü aynı desene mi denk geliyor acaba? Şu mavi diyelim buraya geldi. Mavi buraya gelirse ne yapar? Mavi buraya gelirse şöyle şeye bakar abi. Bu labirent şeklinde düzene. Ondan sonra buradaki mavi ne yapar? Buradaki buraya gelse muhtemelen şuna bakar. Ama bu yok şeyde, sınırda.
kafadan atmamak gerekiyormuş demek ki. Şimdi Kempart'a doğru bir saldırı düzenleyeceğiz. Ben imparatorluğun nerelere yayıldığını merak ediyorum. Evet. Mood'da, Averheim'da falan buralarda imparatorluk askerleri var. Onlar gelene kadar ben buraları tekrardan yıka yıka ilerlerim. Altdorf bildiğim kadarıyla imparatorluğun başkenti. Ben imparatorluğun başkentini Nürn zannediyordum hep. Ama Nürn de çok önemli şehirlerinden biri. Altdorf'a doğru gidelim mi ya? Direkt Altdorf'a gidip böyle düşmanın merkezini kuşatıp adamları yok edelim mi? Bak artı 3000 altın gelirleri var burada. O artı 3000 altını ellerinden alırsak elemanlar böyle dımdızak ortada kalır diye düşünüyorum. Artı 3000 altını bir ellerinden alalım. İlerliyorum ya. İlerliyorum abi. İmparatorluğun en güçlü kentini düşürmek üzere ilerliyorum. Ne kadar şövalyeleriniz olursa olsun, ne kadar adamınız olursa olsun, burada yok olmaya mahkumsunuz. Merhaba, şöyle bir yukarı doğru çıkma şansım var mı? Evet, buradan ışınlana Akendorf'a doğru ilerleyeceğiz. Bir yandan da para kaybetmeye devam ediyoruz. İşin sıkıntılı yanı o işte. Sürekli yağma atmam, baskın vaziyetinde ilerlemem falan gerekiyor. Keşke böyle bir geliri arttıran binalar olsa. Bizim güruhlarda hiç gelir arttıran bina yok galiba. Yani istesem de o tarz bir şey inşa edemiyorum. Öyle bir imkanım olsa gelir arttıran bina inşa edeceğim ve gelir arttıran bina inşa ettikten sonra birazcık daha fazla ünitelere bakım yapabileceğim. Ama öyle bir bina yok. Yani bildiğim kadarıyla. Şöyle kamerayı azıcık daha uzaklaştırayım mı? Oy. Şeyden çekiniyorum bir tek. Bu Bretonya askerlerinin gelip kafamıza oturmasından çekiniyorum bir tek vallahi, ne yalan söyleyeyim. Bretonyalılar çünkü kuvvetli ve adamlar durdurulmuyor. En azından bizi yakaladıklarında komple fişimizi çekiyorlardı. Ama şimdi Altdorf'a bir dayanmış olmama rağmen hiçbir şekilde buraya asker yollamamış vaziyetteler. Çok ilginç. Şimdi Nürn'ü kaybettik. Belki Grunburg'da bir araştırma yapabilirim. Ha, evet. 1-1-3-3-3. Ben bulmaca çözmek konusunda hiç iyi değilim ya. Bulmaca çözmek konusunda gerçekten hiç iyi değilim. Nasıl bir mantık yürütebilirim ki? Bak bura 4, bura 4, yani burası böyle bakınca 4. Bura 7, ne bileyim hani yanlamasına mı bakacağız? Bura 7, bura 7, şurası hani 3 artı 4'ten rengine mi bakacağız, desenine mi bakacağız artık? Ne haltına bakacağız onu da bilmiyorum da. Burası 7 yapıyor, burası 7 yapıyor. Şura 4, bura 4, burada 4. 4, 4, 4. Bura yani hem 4'e tekabül ediyor, 7'ye tekabül ediyor mu? Yok, 7'ye tekabül etmiyor. Üst 7, yan 7. Burası 4'e denk geliyor. Hiçbir fikrim yok. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Sağ ile solu eşitleyecek olabilir miyiz? 4, 4, 8 var burada. Burada 7 var, yani buraya 1 mi gelecek? Sağ ile sol tarafı eşitleyeceğiz diyeceğim. Yok, o eşitleme durumu da söz konusu değil. Vallahi hiçbir fikrim yok var ya bilmece hakkında şu an. Ne soruyor acaba? Nasıl bir desen üzerinden ilerleyeceğim ben? Ne üzerinden ilerleyeceğim? Abi. 3 burada olduğuna göre şöyle çaprazda mavi olsa şu dörtlü sar... Aman be. Aman be, vallaha ben savaşayım abi ya. Hiç ya, ne ipucu var ne bir şey var, hiçbir halt anlamıyorum. Şuradan ilerleye ilerleye gideceğim. Akendorf'u ve Midgal Gongal barağı indireceğim. Sınır şehrini de ele geçirmiş cüceler. Sınır şehrini de indireceğim. Bu ak cüceyle benim kaçıncı savaşım artık bilmiyorum. Kaçıncı kez savaşışım. Artık böyle bir cüceler sıkıntı yaşasa hoş olacak gibi. Adamların tankları var içeride, tankları. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. O tanklarla bize erişemeyecekler bile.
İçeride ordu yok, bir şey yok. Direkt her zaman yaptığımız taktiği yapacağız. Sevgili Saigor ünitelerini nizami bir şekilde sıralayacağız. Önce sur tepelerine, kulelere, ondan sonra surun kendisine vuracağız. Ve en sonunda artık minatorlar içeri girecek, ama minatorlar içeri girmeden evvel Saigorlar cephaneyi bitirene kadar gümbür gümbür kuleleri, surları zorlayacaklar. Baktığın zaman kulenin tepesinde çok fazla bir güç desteği de bulunmayacak sanırım bu arkadaşlarda. Sadece 4 tane tüfekçi ünitesi görüyorum. Bir garnizon için haliyle kalabalıklar. Çok fazla kalabalıklar, ama bizim ordumuzun da üstesinden gelebileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Ateş büyücüsüne dikkat etmek lazım. Ateş büyücüsünün menziline girersek çok büyük sıkıntılar yaşarız. O yüzden Saigorların cephanesi bitse bile içeri girerken gerçekten çok dikkatli olacağım. Ateş büyücüsünün hasarına maruz kalmamak adına. Evet, yükleme ekranı. Yükleme ekranı beni benden aldı. Yükleme ekranı bir hayli uzun sürdü. Ay. Ya bu arada Windows'a güncelleme geldikten sonra ben çok fazla video çekmedim. Acaba sesim normal mi geliyor? Bas düzeyi falan bozuldu mu? Bir filtresi ayarı bozuldu mu? Hiçbir fikrim yok. Oo, eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada gelen puanlar da gayet güzel. Şu Saigor ünitelerini bir hizala bakayım. Nerede? Şu açık alanda mı duralım? Burada durursak önde ağaçların sayısı çok. Şurada duralım. Öndeki ağaçlar bizi elimizden geldiğince ırgalamasın. Çünkü ağaçlar bizi ırgalarsa sıkıntı yaşarız. Sevgili lordum, sen 2 numarasın. Tam böyle ortalarında bulun. Devler 1 numara. Devler şöyle biraz geriye. Aynen, lordu tam ortalayacak şekilde. Ve minatorlar da 3 numara. Minatorlar şurada bir konum alın. Abi içeri en geç siz gireceksiniz. Umut ediyorum ki kuşatma silahlarını bize doğru çevirmezler. Yani tek temennim o. Kuşatma silahları bize doğru çevrilirse, çünkü menzili bize vurmaya yeter mi? Menzili bize vurmaya fazlasıyla yeter. Yani havan toplarını yeriz, ama bu kadar şeyi, bu kadar geriden yiyeceğimizi zannetmiyorum ya. Bak, bizim Saigorların menzil 400'lü. Bizim Saigorlar onları görüyor mu? Vallahi görüyor. Aa, bu arada sura çok yayılmışlar yani. Üçüncü bir yerden ateş beklemiyordum açıkçası, ama burada sanırım 3 yerden birden atışa maruz kalacağız. Olsun, fark etmez. Saigorlar önce kuleleri devirip ondan sonra bizimkilerin içeri girmesini sağlarlar. Koruma modunu açalım. Ve galiba tahmin ettiğim şey oluyor. Buhar tankının menzilinde miyiz? Abi niçin yerinizden oynuyorsunuz? Buhar tankının menzilinde olmasak da şeyin menzilindeyiz abi. Adamlar mortarlarla ateş ediyorlar. Ya çok isabetli atışlar yaptıklarını söyleyemeyeceğim, ama ya mortarlarla bir atış sergiliyorlar. Yani surları kırdıktan sonra cephaneleri bitene kadar beklemeyebilirim. Abi direkt hisara vursanız ha. Direkt hisar suruna vurun. Buradaki beşli ne yapıyor? Kıramadınız mı hala? Abi gerçekten Saigorlar böyle savaşmak konusunda birazcık dangalaklık yapıyorlar gibi. Hayır lan, ne suru? Ne merdiven dayaması, ne suru? Gel suruya geri. Şuradaki suru kırarsam büyük ihtimalle buradan atış vermeyi de keserler. Çünkü buradaki Hisar Kulesi'ne ulaşım sağlayamazlarsa doğal olarak vuruş işlemi de gerçekleştiremezler. Şimdi asıl olay bu elemanların hisar surlarını parçalaması. Şöyle önce bir hisar surlarını parçala.
Birazcık daha hızlı atışlar gerçekleştirebilir miyiz? Adamların havan topları bizim devleri böyle rahatlıkla vuruyor. İkinci hisar suruna, ikinci hisar suruna. Surları delik deşik ediyorsun. Surları delik deşik ettikten sonra yapman gereken hamleyi ben sana söylüyorum. Yürü şu buhar tankını patlat. Bak ilerleme, ilerlemeden şu buhar tankını bir patlat. O buhar tankıyla savaşmak istemiyorum çünkü. Adamların da kuşatma silahı olması çok büyük şanssızlık ya. Ahanda bir hisar suru daha patladı. Kardeş şuraya vurun. Ondan sonra kuledeki adamların canını okuyun abi. Mortar atıyor herifler. Yani bu mortar atışları falan hiç hoş değil. Kesinlikle hiç hoş değil. Her yeri kırdık şimdi. Her yeri delik deşik ettik yani düşmanın. Ama oraya kadar ilerleme. Oraya kadar ilerleme. Sana kim izin verdi oraya kadar ilerleyebilmen için? Konumunu koru. Konumunu koruman işaretlendi senin. Konumunu koruman söylendi. Niçin konumunu korumuyorsun ya? Abi herkes bir hizalansın. Atış serbest. Konumunu koruyarak atış gerçekleştirmeye devam et. Abi ateş büyücüsü de orada bekliyor. Şey de orada bekliyor. Minatorları içeri alırsam minatorları burada içeride parçalarlar. Sanırım o havan toplarının cephanesi bitene kadar bizi ağlatacaklar ya. Hayır birinin daha cephanesi de full gibi. Devlerden birini devirecekler ha. Adamlar bir de isabetli atıyor. Bizimkiler de tutturabilirse o gün bize bayram. Hadi bakalım. Tamam yapacak bir şey yok. Devlerden biri ölecek gibi olursa geri çekilirim. Sonuçta bu bir savaş ve savaşta kayıplar olmalı. Savaşta kayıplar olacak. İster istemez olacak bu. Seni zaten bir emekliye ayrılma vaktin geldi. Şöyle bir geriye çekil. Sen artık 5 numarasın. Senin de mühimmatın tükendi. Sen de 5 numarasın. 5 numara şöyle ormanın gerisine doğru ilerle. Abi aralarında milliye geçenler var diyeceğim. Bunların hepsi milliye geçti ki. Ulan harbiden aranızda böyle doğru düzgün savaşabilecek adam kalmadı değil mi? O şeyleri neye harcadınız peki? Normalde bu şartlar altında surun un ufak olması gerekmiyor mu? Bir saniye siz de 4 numarasınızdan vazgeçtim. Gelin diyeceğim yok gelme yok anladım. Orayı bir kere 4-5 diye ayırdım. Şu kilidi yedi. Ayvayı yedik galiba. Lan grubu dağıtamıyor muyum? Evet dağıtamıyorum. Şimdi canı en çok azalanı geride tutacağım. Onun dışında şöyle bir buraya gelin bakalım. Komple topyekun hücum edeceğiz abi. Hiç böyle savaşı kazanmaya galiba uzaktan yakından yaklaşamadık ya. Abi şimdi savaşı kendimiz kontrol edelim. 4 numara. Herkes milli saldırıya. Gir şurayı bir parçala. 1 numara. Sen de şuradan saldırıyorsun devler. 2 gel bakayım buraya. Senin büyülerin falan işe yarayacak burada. Minolar ilerleyin. Minolar devlerin olduğu taraftan ilerlesin. Abi bu lord yeteneksiz ya. Yani yeteneksiz demeyeceğim de tabi. Bu lordun ordusuyla çok iş başaramıyorum. Doğrudan alan hasarı. Surlara falan vurabilme şansın var mı? Hadi bakalım surlara bir vur göster kendini. 4 buradan gir. 3. Tanka yürü. Devler sen de yürü. Abi alev büyücüsü var yukarıda. O alev büyücüsünü öldüremedik değil mi? Kafasını şöyle bir ez şunun. Şimdi ayvayı yedik var ya bu arada. Şimdi ayvayı yedik. Oğlum ilerlesene evladım. Surun tepesine çak şu büyüyü.
Gel içeri ordularının başında dur. Gel buraya. Devler parçalayın tankı. Minolar. Minatorlar menzillileri yakalayın. Yine ne iş varsa devlerde saygorlarda var. Lord gel. Lord gel adamların içine. Ver de buff'ı şunlara. Oo, adamlar merkezde bekliyor. Adamlar merkezde bekliyor abi. Adamlar merkezden hiç ayrılmamış. Abi şuraya bir debuff lazım. Minatorların da şuraya doğru bir koşması lazım. O şeyi yemeden. Minatorlar koşuyorlar en azından. Yani tek temennim o. Bizim Lord nerede? Nerede bilmiyorum da baba çok iyi şey kullanıyor. Çok iyi bir kullanıyor. Güzel 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 güzel. Tam olarak hedefim buydu. Sıfır kayıpla şehri almayı başardık. Tabii yani kuşatma esnasında Saygorlara verilen hasar birazcık fazla oldu ama özellikle mortarların. Gerçi tankları olmasına rağmen adamların ellerinde bir buhar tankı vardı ve havan topları vardı. Havan topları ve buhar buhar tanklarına rağmen savaşı kaybettiler. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. Tabii ki Saygorların ben çok daha etkili olmasını beklerdim ama sanırım ya menzil mesafe koruma konusunda verilen emre uymuyorlar. Sürekli resetleniyor mu acaba? Sürekli sıfırlanıyor mu? Onu da bilmiyorum da önce kuleleri sonra hisar surlarını devirip sonra kalan cephaneyle düşmanı yıpratmalarını istiyorum. Ama bu esnada konum değiştirebiliyorlar. 53.000 mi? Evet abi, zenginliğin anahtarı insan şehirlerini yerle bir etmekti. Biz de aynen öyle yaptık. Uğursuz güç değil, uğursuz bir şey geliyor bu yana. Aynen öyle, aynen öyle abi. Bu benim lordumun varlığını hissettiğiniz an böyle buraya doğru bir şeyler geliyor hocam. Bir tedbir alalım deyin. Bir çekinin. Şöyle bir çekinin abi. Bu arada bütün imparatorluğun gelirlerini falan çok çok düşürdük sanırım. Şeyi çok merak ediyorum. Bu imparatorlukla falan sadece ben mi savaşıyorum? Şu an imparatorluk benden ölesiye nefret ediyordur da. Kimler savaşıyor imparatorlukla? Vampirler ve orklar savaşıyor. Çok güzel. Yani benim elaylar imparatorlukla savaşıyor. Cücelerle kim savaşıyor abi? Cücelerle de benimkiler savaşıyor. Gayet iyi. Ki cücelerin mekanları alacağız zaten bir bir. Cücelerde adam kalmayacak. Bretonya ile kimler savaşıyor? Bretonya'nın 42 tane yerleşim yeri var. 42 tane. Lan 42 tane yerleşim yeri nedir ya? Evet, bu arada sevgili Bretonya'nın en önemli özelliği medeniyet kalkanı. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı insanlığın yegane savunucusu. Bıyıklı abi. Ey yavrum ey. Kazrakarak güvenilir kindar. Hadi bakalım. Medeniyet kalkanı. Aynen. Aynen. Bu adamlar abi cüceler, insanlar ve Bretonya krallıkları. İmparatorluk askerleri de dahil olmak üzere. Bu adamlar insanlık dışı bütün varlıklardan nefret ediyorlar ve bir arada çalışıyorlar insanlık dışı varlıkları indirebilmek için. Bunlar yüksek elfler olmalı. Şu ikisini yüksek elfler diye hatırlıyorum. Yüksek elfler de eğer medeniyet kalkanına girdiyse, ki elfler de normalde insanlık dışı varlık ama sanırım kendilerini şey görüyorlar böyle. Biz iyiyiz, onlar kötü, onlar bokumu yesin gibi görüyorlar. Ya elfler de bu işin içerisindeyse ve elfler buraya, ki elfler bunlar. Elfler buraya çıkartma yapıp bizi temizlemeye çalışırlarsa bir parça sıkıntı yaşayabiliriz. Lan arkadaş, iyi tarafta oynasam kötü taraf çok güçlü oluyor. Abo, ne güzel yamulttum abi mekanı. Nasıl? Ayağım çarptı. İyi tarafta oynasam kötüler çok güçlü oluyor. Şimdi de kötü tarafta oynuyorum, böyle iyiler çok güçlü durumda falan. Lan bu nedir ya? Yüksek elfler de işin içine girince işler birazcık çığırından çıkıyor.
Son savunucular da iyi tarafta. Dinozorlar. Dinozorlarla da cüceler müttefik ve dinozorlar itinayla şeyi avlıyor. Kertenkele adamlar. Bizim hamsterları avlıyor, hamster kardeşleri. Cücelerin sonunu bir getiremedik ya. Cücelerle de çarpışıyoruz, insanlarla da çarpışıyoruz. Adamların sonu bir türlü gelmedi. Beni şeyler çok korkutuyor. Bretonya ve elfler. Özellikle yüksek elfler falan. Hadi yine orman elfleri birazcık daha kontrol altında tutulabiliyor. Orman elfleri kendi ormanlarından pek ayrılmıyorlar ama diğerleri beni fazlasıyla korkutuyor. Şu Altdorf'taki bilmeceyi çözsem aslında dünyanın parası gelir de Altdorf'taki bilmece çözülecek gibi değil. Cüceler Nülle mi kuruldu? Cüce Kral, bu ne cesarettir yiğidim? Bu ne cesarettir abi? Sen neye güvenerek bir şeye kuruldun? Buradaki bölgeye kuruldun? Ya 35 seviye bir derebeyi var ve adamlar ölmüyorlar abi. Adamlar ölmüyor. Şu ordunun bir nefesini keselim burada. Başarısız mı? Nasıl başarısız ya? 40 seviye adamın bu cücelerin ilerleyişini durduramıyor. Bir de bizim müttefiklere bak. Orklar. Adamların ahı gitmiş, vahı kalmış. Burada yıpranma yiyorlar. Burada niye yıpranma yiyorsun? Skaven hasarı burada o kadar yüksek değil. Ha, kaos yozlaşması var tabii. Kaoston dalayı yiyorlar galiba o sıkıntıyı. Abi bütün buldukları yerlere cüceler mi yerleşecek? Alo vampirler, uyumayın. Abi vampirler görevlerini yerine getirmiyor. Ben aynı bölüm içerisinde hem insanları hem cüceleri mi keseceğim? Hayır, bir de şöyle bir durum var. Benim savaşmadığım her tur, ya da şöyle söyleyeyim, savaşıp doğru düzgün ganimet edemediğim her tur benim aleyhime işliyor. Şu an 210 bin civarı altınım var ve turluk 7 bin altının gittiğini varsayarsak 30 tur boyunca savaşmazsam bu benim sonum anlamına geliyor. 30 tur tamam, yani gözünüze çok bir rakam olarak gözükebilir ama bir yerden başka bir noktaya ilerlemesi bile bazen çok uzun turlar sürebiliyor. Örneğin benim buradan imparatorluğun diğer şehirlerine gitmem falan, elfler geliyorlar. Abi orman elfleri yukarıda. Elfler gemilerle geliyorlar. Muhtemelen bizi avlamak için görevlendirildi bunlar. Elfler geliyor abi. Orman elfleri geliyor. Orman elfleri bizi mıhlamak için geliyor. Abi liderlik ver. Not possible. Evet, orman elfleri geliyor abi. Orman elflerinin burada olmasının tek bir sebebi olabilir, o da bizi avlamak. Hadi bakalım. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.